Yapışık ikizlere 40 bin doğumda bir rastlanır. Ancak canlı doğumlarda bakıldığında her 200 bin canlı doğumdan biri bu şekildedir. Çünkü çoğu kısmı gebelik sürecinde tespit edilerek tahliye edilir ve kendiliğinden rahim içinde ölümle sonuçlanabilmektedir. Dünya üzerinde gündeme çıkmış pek çok tuhaf ikiz bulunmaktadır. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte dünyanın en tuhaf 10 yapışık ikizleri. 10 numara. Abby ve Britney Hansel. Abby ve Britney kardeşler hayatlarını bizden farksız bir şekilde devam ettiriyorlar. Her ikiz vücudun bir kısmını yönetiyor. Abby kolu yönetirken Britney ise ayakları hareket ettiriyor. Abby ve Britney Hansel için büyümek hepimizden daha zordu. Alkış tutmak, adım atmak, konuşmak ve diğer günlük hareketlerini yaparken birbirlerine ihtiyaç duyuyorlardı. Doktorlar ikizler doğduğunda çok şaşırmıştı ve ikizlerin uzun yıllar yaşayabileceklerine ihtimal vermiyorlardı. Fakat Abby ve Britney kardeşlerin anne babaları çocuklarından vazgeçemedi ve ikisinin birlikte yaşamasını istedi. İkizleri tek rahatsız edense insanların sürekli fotoğraf çekme isteği oluyor. 9 numara. Ronnie ve Donnie Galyon. 66 yaşında olan Ronnie ve Donnie Galyon, dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri oluyor. Bundan önce rekor İtalyan ikizler olan Giacomo ve Giovanni'ye ait. 1877'de doğup 63 yaşına kadar yaşamışlardı. Doktorlar ikizler doğduğunda akşamı çıkaramayacağını söylemişler. Fakat 60 yıl süren ve hala devam eden yaşamlarıyla bize yaşama sevincinin ne demek olduğunu gösterdiler. İkizlerin 4 kolu ve 4 bacağı bulunmakta. Ayrıca aşağı sindirim sistemini paylaşmaktalar. 1991 yılında emekli olmadan önce ikizler Daytona'da sirkte çalışıyorlardı. 8 numara. Ganga ve Jamuna Mondal. Yapışık ikizler Ganga ve Jamuna Mondal bir sirkte Spider Sisters örümcek kız kardeşler gösterisi yaparak ailelerine destek oluyor. 46 yaşındaki ikizler aynı zamanda iki kafası, üç bacağı ve dört kola sahip olan dünyanın en nadir görünen yapışık ikizleri olma özelliği de taşıyor. Maddi yeterlilik sahibi olsalardı ikiye ayrılmaları gündeme gelebilirdi ama 45 yıldır yapışık olan ikizleri bugün ayırabilmek mümkün değil. Onlar da durumlarını kabullenmişler. Fakat bu pek de kolay olmamış. Çalıştıkları sirke ses mühendisi olarak gelen Jasmuddin Ahmet ismindeki bir adama görür görmez aşık oldular ve o gün bugündür daha mutlu olduklarını söylüyorlar. 7 numara. Shank ve Müh Bankacılar. En ünlü Siyamese ikizleri Çiftçi Çin, Shank ve Müh Bankacılar 1811'de Siam'da doğdu. Daha sonra böyle bir fiziksel anomali ile doğan tüm ikizler Siam diye anılmaya başlandı. Shank ve Eng erimiş göğüs kıkırdağı ile doğdu. Modern bilimde bu tür ikizler siksopagi denir ve bu tür ikizler bölünebilir. Ancak o günlerde çocuklar hayatta kalabilmek için halkın eğlencesi için sirkte bir şeyler yapmak zorunda kaldılar. Uzun yıllar Siyamese ikizleri takma adı altında bir sirkle gezdiler ve dünya genelinde bilinir hale geldi. Bu meşhur kardeşler 1874 yılında öldü. Shank zatürreyle öldüğünde Eng o sırada uykuya dalmıştı. Uyandığında ve kardeşinin öldüğünü tespit ettiğinde o da bundan önce sağlıklı olmasına rağmen öldü. 6 numara. Millie ve Christina McCoy. Başka bir ünlü Siyamese doğum olayı ikizler 1851'de meydana geldi. Kuzey Carolina'da bir çift Siyam ikizleri Millie ve Christina McCoy bir köle ailesinde dünyaya geldi. Küçükler 8 ayları dönünce ünlü şovmen Deb Smith'e satıldı. Kızlar büyüdüklerinde sirk gösterileri için kullanılacakları varsayıldı. 3 yıldan beri icra etmeye başladıkları iki başlı Nightingale olarak biliniyorlardı. Kızların müzik eğitimi vardı. İyi seslendirdiler ve müzik aletleri çaldılar. Kız kardeşler 58 yıl gezdi ve 1912'de tüberkülozdan öldü. 5 numara. Krista ve Tatiana Hogan. Bu harika bebekler 2006'da Vancouver, Kanada'da doğdu. Başlangıçta doktorlar kızların hayatta kalma şansına çok az verdi. Doğumdan önce bile annenin kürtaj yaptırmasını önerdiler. Ancak genç kadın çocukların terk etmeme konusunda ısrar etti ve kararından asla pişman olmadı. Kızları sağlıklı ve normal çocuklardan ayıran tek şey yapışık olmalarıydı. İkizler yaşları arttıkça büyüyüp geliştiler. İyi konuşurlar ve saymak için nasıl bileceklerini bile biliyorlar. Ebeveynleri sadece tapıyor ve her zaman sağlıklı, güzel ve mutlu olduklarını söylüyorlar. 4 numara. Daisy ve Violetta Hilton. 1908'de İngiltere'de dünyaya gelen Hilton kardeşler yalnızca dış görünüşleri nedeniyle henüz çocukken sirklerde çalışmaya başladı. Kalçalarından birleşik olan Hilton kardeşler yetişkin birer kadın olana kadar Hilton ailesinin eziyetine maruz kaldı. 1932 yılında yani kızlar 24 yaşlarına geldiklerinde Freaks isimli filmde rol aldılar. İkizler yasalar kabul etmese de evlilikler yaptı. Violet'in evliliği kağıt üzerinde 10 yıl sürdü. Daisy'nin evliliği ise yalnızca 10 günde bitti. 4 Ocak 1969'da Hong Kong gribine yakalanan kardeşler yaşamlarını yitirdi. 2 numara. Lori ve George Chappell.
1961 yılında Pensilvanya'da doğan ikizler başlarından yapışık doğdular. Başları birleşik olsa da yaşamları ve karakterleri birbirinden çok farklı oldu. 2007 yılında Dory kendini bir erkek gibi hissettiğini söyledi ve ismini değiştirdi. Bu ikizler kaba bir terbiyeye sahipti ve aksilerdi. Bu nedenle çok da tedavi gördüler. Şu anda iki odalı bir apartman dairesinde birlikte yaşıyorlar. Doktorlar doğduklarında 30 yaşına ulaşamayacaklarını söylemiş. Fakat ikizler hala yaşıyor. George yürüyemiyor, tekerlekli sandalye kullanıyor. Bu sandalyeyi de ikizi Lori hareket ettiriyor. 1 numara Sivyanat ve Shivram Shaw. Shattishark eyaletine bağlı Raipur kentine yakın bir köyde yaşayan yapışık ikizler Sivyanat ve Shivram Shaw hayatlarından memnun. 4 kol ve 2 bacak üzerinde hayatlarını idame ettiren Shaw kardeşler sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Yeme, giyinme, duş alma, saç tarama gibi günlük temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ikizler için yerel doktorlar ayrılmamaları gerektiğini söylüyor. İkizlerin ayrılması mümkün. Shivram iki bacaklı normal bir insan gibi yaşamına devam edecek. Ancak Sivyanat yatalak ve bakıma muhtaç kalacak. O yüzden ikisi de ayrılmak istemiyor.